Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili canım kardeşlerim, Mecmuatul Adab ve Risale-i Nur'u esas alarak hayat tecrübelerimi de içerisine koyduğum şu sohbetten Cenab-ı Hak istifade ettirmeyi nasip eylesin. Uslubumda, ifadelerimde veya istenen cevaplar olmayışı yerler vardır. Veya şu konuya da girseydi keşke, ifade edeceğiniz yerler mutlaka vardır. Ama nazar musamayla bakınız, hatırıma gelen ve iktidarım dairesinde ifade etmeye çalıştım. Sistem şöyle kainatta, gündüz insanlara ait, gündüz dünya, yeryüzü, Allah öyle söylüyor. Gece cinlere ait, onlar da imkan için yaratılmış. Müslümanı var, kafiri var, Yahudisi var cinlerin, Türkü var, Nurcusu var, tarikatçısı var, Alevisi var. Yani biz bir beldede doğduğumuz zaman o beldenin unvanını alıyoruz. Tunceliliyiz, Samsunluyuz, Tekirdağlıyız, Karslıyız. O ana babadan doğdu, Türküz, Lazız, Yahudiyiz, İngiliziz. Aynı bunun gibi cinler de böyle nerede doğmuşsa o unvanı alıyor demek istiyorum. Yaşam şartları farklı, yerleri de farklı. Her coğrafyada her insan yaşar. Kafir yaşar, Müslüman da yaşar. Ama cinlerde öyle değil. Güneş görmeyen, taafun etmiş, yani kokuşmuş, nemli, insan girmemiş, virane olmuş, karanlık yerlerde kafir cinler yaşar. Yani orayı severler, böyle yerleri severler. Mutlak olur değil yani. Tepelerde hava dar, güneşli, ferahlı gibi yerlerde de Müslüman cinler yaşar. İnsanlar birbirine savaştığı gibi cinler de savaşıyor. Onlarda sabır yoktur pek, çok azdır. Cinlerin savaşı ölümle biter. Kafir ve Müslümanlar hep savaştadır. Çok kan dökülüyor, işaret icazda geçiyor. Onun için Allah büyük fitne yaptıkları için bizden önce onlar vardı yeryüzünde. Allah onları kaldırdı belirli yere kadar. Yani gündüz bize verdi. Onlar onun için insanlara düşmandır, kafirleri. Müslüman cinleri Müslüman insanlardan hoşlanırlar. Cinlerin en büyük haramı nasıl adam öldürmek bizde, zina yapmak, içki içmek, kumar oynamak, masum insana iftira yapmak, nasıl kebair, büyük günah, ekberül kebair. Cinlerin de en büyük günahı insan bedenine girmektir. İnsan bedenine giren hiçbir tane cin Müslüman değil, hep kafirdir. Müslüman girmez. Paldır küldür girebilirim, hayır. Sen müsaade etmedikçe giremez. Öyle paldır küldür insanın evine girilmediği gibi paldır küldür de bedenine girilmez. Öyle kim söylüyorsa ehli değildir. Cahildir, cahil. Daha Kur'an'da Fatiha kaç ayet olduğunu bilmez. Kaç ayet olduğunu. Fatiha 7 ayettir. 7 defa nüzul etmiştir. Her bir ayetin tesiri 7 kattır. Kur'an'ın filistesidir. İrabını, talim ve tecvidini bilmez adam. Sanki gayb ona açılmış. 25. sözde söylüyor. Size gayb mı açıldı ki gaybtan haberi yok? Cin çarptı, bilmem ne yaptı. Bilmeden. Demek ki aynı onların da en büyük haramı bedene girmek. Paldır küldür giremez. Sen müsaade etmedikçe. Müsaade ne demektir? Konuşmanın güzergahını takip et. Bu anlatılanları yaparsan müsaade etmemiş olacaksın. Eğer bunları kale almasan, yapmasan zaten Kur'an, sünnet, icma, kıyas yani İslami ölçülerin dışındaki yaşantı onu davet etmektir, içeri girmesine müsaade etmektir, olduğunu göreceksin. Yani içinden geçti yani ne demek yani müsaade etmek ne demek? Şu anlatılacakları yapmasan müsaade etmek anlamına geliyor. Onun için bu anlatılanı yaptıktan sonra korkma kardeşim, korkma. Cinleri, şeytanları güçlü kılan bizim cehaletimiz ve korkumuzdur. Korku, korku. İnsanın Bediüzzaman Hazretleri Hucumat-ı Sitte denilen mektubatın sonunda o başlık altında bir eseri var. Hucumat-ı Sitte. İnsanın 6 tane zaafı var. 6 tane zaaf noktası var. Onun geldiği zaman onu da anlatacağım. Birincisi hubuca,
makam düşkünlüğü, ikincisi haf, korku, üçüncüsü tamah ve hırs, dördüncüsü menfi milliyetçilik, beşincisi enaniyet, altıncısı tembellik ve temperverlik. Salih Aleyhisselam'ın kavmi olan Semud, Hud suresinde 11. surede şehirde 9 mufsit var idi ki islah etmezlerdi, ifsat ederlerdi. 6 tane bu insanın içsel tarafındaki 6 mufsit, 3 tane mufsiti de söylüyorum size. Deccal komitesi, Zendeka komitesi, Risale'de geçen bu komiteler, Sufyaniyet komitesi, Deccal komitesi inkar-ı uluhiyet, Zendeka komitesi ifsat komitesidir ki küreselcilerdir, Sufyaniyet komitesi aldatmakla, münafıklıkla hareket edeceğini söylüyor. Onu öğrenirsiniz, Sufyan komitesi nedir diye. Yani Deccal komitesi inkar-ı uluhiyettir. Allah'a açıkken inkar edecekler. Zendeka komitesi inkar-ı rububiyettir. Allah'ın kainattaki rablığını, rububiyetini, icraatını, hakim olduğunu teist ve deizmlerle, Allah var ama hakim değil, Allah'ın kainattaki tasarrufunu inkar ediyor. Sufyaniyet komitesi aldatmakla ve münafıklıkla hareket edeceğini söylüyor. Dolayısıyla şehirdeki 9 mufsit, 6'sı içseldir, 3'ü dışsaldır. Diğerleri ne sayıyorsa onların türevleridir. Ayet-i kerimede bil mana mealen söylüyorum. Şeytan diyor, dolayısıyla cinlerin kafirleri cinni şeytandır. Şeytandır o da. Allah diyor ki şeytan kime iner Celle Celaluhu? Söyleyeyim mi diyor Cenab-ı Hak. Haram işlerin yanına iner. Şimdi sen plaja gittikten sonra eve gelince mutlu olacağını mı zannediyorsun? Çünkü deniz kenarlarını diyor Peygamberimiz Aleyhisselam, ırmakları, o güneş görmeyen, taafun etmiş yerleri cinler savaş ediyordu diyor. Birbirini katliam yapıyordu. Hazreti Peygamber söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ben hakim oldum dedi. Onlara yer böldüm diyor. Denizin kenarları taafun etmiş, güneş görmemiş, vadi kenarları pislik, çöplükler, yani kela Almanca, bizde bodrum, aşağılar, güneş görmemiş yerler kafir cinlerin meskeni. Yani mutlaka olur değil, buralara daha çok onlara uygundur. Mutlaka olur diye de vesvese etme. Girdiğin zaman o tür yerlere besmele ile gir. Kela'ya, bodruma, böyle taafun etmiş, kokuşmuş, viranı olmuş yerleri, da onların meskeni olabileceğini bilerek şuurlu ol. Oralara elinden geldiği kadar tuvalet yapma. Besmele ile gir, abdesti ol. Hiç de endişe etme. Olur %100 değil de oralarda mesken olabilir. Güneş olduğu yerde olamazlar yani. Onun için gece de böyle loş, böyle bir ışık yanması da ondan sünnettir. Işık olduğu yerlere de boyut veremezler o kafir cinler. Dağların tepeleri, güneş gören, refah, nezi, Kur'an okunan, namaz kılınan, dini objeler olan, onun için tabela konuluyor duvarlara. Namaz kıldığın odada seccadeni kaldırma, güneş görmüş ırmaklar, nezih yerler, bu tür yerlerde de Müslüman cinlerin meskenidir. Zaten Müslüman cinler hiçbir şey yapmaz. Müslüman Müslümanı da aynı zamanda korur. Nasıl ki kafir cinler Müslümanın imanından düşman olduğu gibi, Müslüman cinler de Müslümanın imanından dolayı kafir cinlere düşmandırlar. Müslüman cinler onun için savaş yaparlar. Seni kovlayıp koruyorlar. Yani Müslüman cinler de imanından dolayı senin etrafında pervane gibi oluyor ve kafir cinlerin sana ulaşmasına mani oluyor. Bu taraf da var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tezekle ve kemiklerle taharetlenmeyin diyor. Orada su yoktu. Çünkü cin kardeşlerinizin gıdasıdır diyor. Mesela pikniğe gittiğin zaman hatırıma geliyor böyle paldır küldür konuşuyorum yani. Bir. Çünkü sisteme hakimim. Bunun ilmi, kanuniyetleri Risale-i Nur'da mevcuttur. Emirdan da anlatır 155'te. Mevzuya hakim olduğum için böyle irticalen önümde kağıt olmadan konuşuyorum. Mevzuyu biliyorum, onun için endişe etme. Söylediklerime, söyleyeceklerime de itimat et. Korkma. Pikniğe gittiniz, ikinden sonra artık eve dönmeniz lazım. O ateş söndüreceksiniz.
ateşin üzerine işemek ve o tavuk yediniz, et yediniz, kemiklerini sağa sola savurmak. Onu bir poşete koy, savurma. Besmele çekmeden paketleme. Bırakma ya. Çöpe, evin dışındaki çöpe, mutfaktaki çöp, balkondaki değil. Evin dışındaki çöpe, akşamdan sonra çöpe elinin geldiği kadar çöp atma. Çünkü onlar kemik yer, tezek yer. Mutlaka orada komşular da atmıştır kemik. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz özel hayatta da banyoda işeme diyor. Yani bevletme, vesvese hastası olursun diyor. Kabin olan yere. Yoksa banyonun bir kenarında oradaki olan tuvalet değil, düşe kabin olan o yere işeme. Özel temizlik malzemelerin, temizlik yaptığını suya verme elinden geldiği kadar. Vesvese de etme. O yaptığın temizliklerini peçeteye koy. Çıkarken al, çıkarıya koy. Onu peçeteye sar. Besmele ile sar o kılları vesaire. Veya tırnaklarını, kestiğin tırnakları peçeteye sar. Besmele ile sar onu. Mümkünse bir toprağa göm veya balkondaki çiçeğe göm. Değilse 7 defa besmele çekip çöpe atabilirsin. Hanımların özel atıklarını, günlerindeki atıklarını da böyle onu sarıp 7 defa bir poşete öyle gömmek veya çöpe atmak. Büyük banyoda peştemal kullanmak. Büyük banyo dediğim şu, eskide vardı, büyük bir banyo vardı. Şu, bir duvara omuzunu koy, öteki kolunu aç. Öteki kolun öteki duvara değiyorsa küçük banyo, peştemal kullanmaya gerek yok. Kolun değmeyecek kadar genişse peştemal kullan diyor. Ama şimdi düşe kalbin olduğu için küçük banyodur. Banyoda konuşma, tuvalette konuşma, tuvalette bir şey yazma, çizme, meşgul olma, dünyevi, uhrevi şeyler düşünme, tuvaletin içerisine sümkürülme, banyo yaptığın yerde işeme, bevletme, kıbleye karşı vücudunu dönüp yıkanma, sonra o düşe kabin yaptığın yerde temizlik malzemelerini, o tıraş aletlerini elinden geldiği kadar koyma, banyodan çıkarken duvarları mutlaka o fiskiye tabanca suyla yıka ki senin sabunların sağa sola sıçramış, oraya alametini bırakma. Sol ayakla gir banyo, tuvalete sol ayakla çık. Hele Almanya gibi yerlerde köpek dolaşıyor, kedi köpek. Pisleri, testlerini dışarıya, idrarlarını ve büyük gayet alan dışarı attıkları için onlar cinler yediklerinden dolayı Almanya'da, parklarda, bahçelerde, köpeklerin dolaştığı yerde cinler onların gıdası olduğu için gece uçuşuyorlar, dışarıdalar. Basma, evde kedi köpek besleme. Hemen derler, Bediüzzaman Hazretleri'nde 4 tane kedisi vardı. Eğer evin toprakla aynı seviyedeyse, kedi toprakta yaşıyor, eve de gidip geliyorsa olur. Çünkü temiz bir mahluktur. Testlerini, idrar ve büyük abdestini dışarıda yapar. Ama apartmanda kedi olmaz. Sebebi, kediye bir kenarda tuvalet yapmışsın, orada pisliyor. Evin içindedir. Evin içi olduğu için o idrara, o büyük abdestine, o cinsten erva habise gelir onu yemeye, içmeye. Dolayısıyla dadanır evine. Evine ayakkabıla sakın girme. Ayakkabın çünkü sokakta çok şeylere bastı. O sokaktaki köpek veya kedi köpek pisliklerinden orada musallat olmuş erva habiseler vardı. Ayağına yapışır, sen de evin içine ayağını direkt sokma. Evin dışında ayakkabını çıkar. Besmele ile çorapla evin içine gir. Ayakkabını eline besmele ile al. Rafa koy. Sakın ama sakın evine köpek besleme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ahir zaman fitnesinin en büyük özelliği evde çocuk değil köpek besleyecekler diyor. Köpeklerin salyası da necistir. İdrarı yok abi, işte köpeklerin yeri var. La kardeşim, insanlar bile idrarını bazen kaçırıyor. Affedersiniz, çamaşırımıza oluyor. Kaçırıyoruz yani, olabiliyor. Çocuk olur vesaire. İnsan idrarını kaçırıyor da köpek senin nezafetine mi dikkat edecek? İdrarını mı kaçırmayacak? Ondan sonra Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, köpek olduğu yere
rahmet melekleri gelmez. Rahmet melekleri olmayan zahmet melekleri gelir. Köpeklerin şartları ne, kim ne zaman besleyeceği İslam kitaplarında yazıyor. Nedir o? Hayatın tehlikededir. Düşmanın çok. Evde bekçilik yapar. Evin köyün dışındadır. Bekçilik yapar. Sürü vardır hayvani kurtlardan, vahşilerden korumak için. Bu şekillerde caizdir. Sana evde kedi ve köpek beslettirme duygusu, hissi, arzusu, isteğini veren iki sebeptir. Ya cehaletindir veya sol kulağına kafir cinler üflüyordur. Evden çıkarken de 7 ayet-i kürsü oku. Her bir ayet-i kürsü ile bir önüne, bir ayet-i kürsü okudun önüne, ikinci ayet-i kürsü arkana, üçüncü sağına, dördüncü soluna, beşinci yukarıya, altıncı aşağıya, ayaklarına doğru öfür, yedinci ve huvel aliyyun azim. Nefes almadan ağızdan nefes alacaksın. Ve huvel aliyyun azim dedin, ağızdan nefes al, nefesi tut içeride. Çık dışarı, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. İstismarcı insanlar her şeyde olduğu gibi burada da çok istismar var. Bir şey yapmak için güya, ya para almak için ya kendisini yüceltmek için güya seni korkudan kurtaracak adam korku salıyor sana. O 7 tane cin musallat oldu. Kapından 500 tane cin var. Sana büyü yapıldı, sihir yapıldı. Sen şöyle yapın. Sen falancanın gözü bir göz aldın. 10 tane ihtimali şey söyler, 7'si tutar. Niçin tutar? Geneldir bu hastalık da ondan. Mesela ben sana sayayım. Oo, gözü olan bir ortamda oturduğun oradan bir tanesi bir vardı ya, o kadınsa kadın, oradan aldın. Senin en yakınına set ediyor. Sen ciddi bir yerden korktun. Sen yakın bir tarihte çok eski bir virane olmuş boşa ve bodruma veya bir köprünün altından geçtin. Say. Say da say. Şimdi bu söylediklerim herkesi tutmuyor mu? Yani bodrum mu yok? Eski köprü mü yok? Yani akrabalarımız için oturup kalktığımız mı yok? Elinde ölçü olmayınca kimin ne dediğini, niçin dediğini nereden bileceksin? Oysa Kur'an'da kime tabi olacağımızı, kimin sözüne itimat edeceğimizi, kimi takip edeceğimizi şöyle diyor. Mektubatta geçiyor sayfa 13'te hatırladığım kadarıyla ikinci mektupta. İn ecriye illa alallah. Yani benim ecrimi, emeğimin karşılığını sadece Allah verir. Sizden hizmetine mukabil bir şey istemeyenlerin sözlerine tabi olun ve onu takip edin. Rastgele insanları dinlemeyin. Yok bir bakayım, bir bilgi alayım. Bana bir şey olmaz, sakın deme. Affedersin ama eşek olursan semer vuran çok olur. Sözler 262'de şöyle geçiyor Adem Aleyhisselam'da. Ve alleme Ademel esma külleha. Yani Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğrettim. Yani Adem Aleyhisselam'a Allah'ın dışında olmuş olacak kainatın başından sonuna kadar, yani Allah'ın dışında her şey yazılmış. Dolayısıyla evladı olarak biz Adem Aleyhisselam'ın fıtratımızda celal, cemal, kemal, bütün fıtratlar derc edilmiş. Şartları ortaya gelirse üstü açılıyor. Aslında dışarıdan bir şey almıyoruz. Mesela üşüttük, fıtratımızda var olan o yazılımdaki hastalık yazılımı, mikrobu depreşiyor. Yani bizde var, bizim fıtratımızda kıyamete kadar olmuş olacak her şey var. Şartları bulunca ortaya çıkıyor. Ustad da Lemalar 86. sayfada insanın içsel aleminde maddi ve manevi, yani bedensel ve ruhsal zaaf noktaları var. Onlar şartları bulunca ifsat oluyor, yani bozuluyor. Garip garip vesveseler, sesler duyuyor. Tıptaki ifadesiyle narsist oluyor, paranoyak oluyor, şizofreni oluyor, panik atak oluyor. Bunlar çeşitli bir isimlerde ortaya çıkıyor, unvan olarak çıkıyor, kendisini ifade ediyor. Mesela ustad diyor ki 86. sayfada, insanın o şartları bulunca eğer olumsuz yerdeysen fesattan, alçaklıktan, tahripten, ehli hakkın ihtilafından,
istifade ediyorlar. Mesela öyle bir yerde bulunuyoruz ki fesada uğruyoruz, bozuluyoruz. Alçak insanlarla oturup kalkıyoruz. Tahrip ediliyoruz. Sonra Müslüman Müslümanı gıybet ettiriyor, iftira ettiriyor, suizan ettiriyor. Hatta olmayacak şeylere, kadınlara iftira yapılıyor. Erkeklere yapılıyor. Hatta hizmet eden, önümüzde giden abi hocalarımıza, şeyhlerimize, ustalarımıza suizan ettiriyor. Sonra işlerini ihtilaf attırıyor. İnsanların zayıf damarını tutturuyor. Sonra aşılamaktan, yani aşılarla vücudumuza bazı şeyler enjekte ediliyor. Vakti gelince o aktif oluyor. Bu koronada biraz yaptılar böyle. Başka ne yapıyorlar? Hissiyat-ı nefsaniyeyi, insanın zaaf noktalarını, araj-ı şahsiyeyi tahrik etmekten, menfi milliyetçiliği tahrik ediyor. Yani sahabelerde de olmuş yani, ey siyah kadının çocuğu diye. Yani olmuş yani, insanda böyle yazılımında, fıtratında fena madenler var. Şartları bulursa ifsat oluyor, ortaya çıkıyor. İnsanlara da yansıması tuhaf tuhaf oluyor. Ne oluyor? Bitireyim de. İnsanın mahiyetinde muzil madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten. Fena istidatlar var böyle tahripten. Onlar işletince vücuttaki olumsuz hissiyatlar, duygular, fikirler, vehimler, vesveseler, şüpheler, tereddütler, zanlar ortaya çıkıyor. Sonra şan ve şeref namıyla riyakârâne nefsin firavuniyetin okşuyorlar. Yani varsa imkanın, devleti makamlarındaysan, zenginsen, ne bileyim dini cemaatin başında seviliyorsan, hocam, abi, hocam, şeyhim, abim, traktörün şamölü gibi şişiriyorlar, hava basar gibi okşamaktan, başka vicdansızca tahribatlarından, yani ahlaksızca, vicdansızca iftira yapmaktan, öldürmekten, suikast yapmaktan, faili meçhul yapmaktan, faiz yedirmekten, hudutlarla oynamaktan, işlerimizi haram yapıyoruz. Tamirci isek, esnafsak, ne bileyim hangi makamda bulunuyorsak, onu kullanarak, insanların cehaletini, bilgisizliğini kullanarak aldatmaktan, hile yapmaktan, hele hele faiz yiyende titreme olur. Titreme hastalıkları, bir sürü şeyler oluyor. Hudutla oynayanlarda dikkat edin, yani bunu ben uydurmuyorum. Hudutlarla oynayınca vücudu titrer. Şimdiki tabirle tıpta Parkinson. Bir şey diyorlar. Hudut derken maddi ve manevi hudutlarla oynamaktan, o noktadan zulümlere, yanlışlıklara, yetim malı yemeye, yedirmeye vesile olmaktan. Yani bunlar boşu boşuna çıkmıyor. El cezau min cinsil amel. Hadiste yani ceza amel cinsindendir. Hangi sahada sıkıntı geliyorsa o sahada hata yapıyoruz. Bu ayette diyor, hadiste de diyor, Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Faiz yiyen diyor. Onunla ya, o elle yanlış şey yapmaktan, hani tavsif etmek istemiyorum ama bunlar hepsi denmiş. Kız kardeşine mal vermemekten veya kız kardeşi hakkı olmadığı halde şeriatın tayin etmiş olduğu miktardan fazla hak almaktan, eğer boşanıyorsan kadına mehrinden ve daha önce söz verilmişin ve emaneten kocasında duran bir şey varsa onun dışında bir şey alamazken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlara dayanarak malını sanki babasının evinden getirmiş, yarısını almak zulümden, ya tut da nerelere kadar, bunlar bir şekilde bizde madde ve manevi tezahür ediyor ve edecek. İnsanlardan böyle şeyler tezahür ediyor. Edince de bizde bunlar bir veya birkaç tanesini etkileniyoruz. Manevi tahribatı da söyleyeyim. Hubucahtan, baş olma sevdasından, korkudan. Nereden söylüyorum bunu? Bak söyleyeyim. Hucumat hissitte, mektubatta geçiyor. İnsanın manevi, enfusi, içsel aleminde 6 tane zaafı var içinde. Dış dünyada ise, yaşadığımız dünyada da 3 tane ciddi tuzak var. 9 tane diyor. Böylelikle Hud suresinde, Kur'an'ın 11. suresinde, Hud suresinde, Salih aleyhisselam Semud kavminde 9
mufsit var idi ki şehri ıslah etmezlerdi, ifsat ederlerdi. Manevi içsel tahribimiz şu, hubuca, baş olma sevdası, 2 korku, 3 tama ve hırs, 4 menfi milliyetçilik, 5 enaniyet, 6 tembellik, temperverlik. Yani temperverlik, yani güya devlet memuruyum, ne yapayım, emir kuluyum diye Müslüman Müslümanı vurduruyor. Bu içsel manevi tahrip 6 tane. 3 tane de dış dünyamızda tahrip sistemi var. Deccal komitesi, Zendeka komitesi, Süfyan komitesi diyor Bediüzzaman Hazretleri. Deccal komitesi inkar ulviyettir, ateizmdir. Allah'ı inkar etme, her şey buna girer. Zendeka komitesi küreselcilerdir, ifsatla yapar. Moda nam altında TikTok'lar, YouTube'ları hep bunlar yapar. Süfyaniyet komitesi alem İslam'ın içinde aldatmakla ve suikastlerle korkutarak, aldatarak ve ona maddi imkanlar vererek sefi hayatı ortaya koyarak Müslüman'ı ifsat ediyor. Bu ifsatlardan insan mutlaka ne oldu? 6 tane enfusi içsel, manevi, 3 tane dışsal, 9 tane mufsit sistem oluyor. Bunlardan etkileniyoruz. Etkilenince aklımızda da bazen şizofrenilik oluyor, bazen narsistik oluyor, bazen paranoyak oluyor. Değişik tıpsal, tıpta isimler alarak ifade ediliyor. Tüm bunlardan kurtulmanın yolu nedir? Bu kadar şey saydın kardeşim dersin. Asrın mucididi, asrın 100 senede bir gelen hadis-i kutside, hadis-i şeriflerde tefsir edilen, müjdenelen her 100 senede bir mücedidi din geliyor. Peygamberlik bitti Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra, ama ondan sonra asırlarda toplumun yapısı, psikolojisi, sosyal yapısı, düşünceleri, ahlakları değişeceğinden ihtiyaçları da değişecek. Onların ihtiyaçlarına cevap veren, manevi ve maddi sıkıntılarını çözümleyen mücedidler geliyor. Bu asırda da bana göre tabii her bir cemaat mensubunun kendisine göre mücedidi var. Bana göre bu asırda yeni bir yöntemle bu asra ışık tutan, çözümleyen, sıkıntılarımıza çözümler üreten Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur eserleridir. Eğer buna elimizden geldiği kadar yapışıp onunla amel eder, yaşarsak, okursak, dediği gibi hareket edersek Allah'ın izniyle maddi ve manevi saadetlere, huzura, refahlara nail olacağız. Ama hiç etkilenmeyeceğiz demek değildir. Süreçte gelecek böyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam da etkilenmiş. Çözümü nedir gelecek ileride konuşmada? Üstad Hazretleri de etkilenmiş. Üstad demiş ki her derdimizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz ve Risale-i Nur'un dersleriyle meşgul olunuz. Menfi şeylerle meşgul olmayın diyor. Ve gelecek konuşmam şimdi. Eski eserlerde Osmanlıca. Halüsinasyon çok gören, çok korkan, evham eden, galip bir manada karaciğerine bir baktırsın. Karaciğer ya yağlanmış, karaciğer. Bir sıkıntısı olabilir. Bunu baktırdıktan sonra, ondan sonra zaten Risale'yi de okursun. Okurken ilgini çekenleri, cümleleri yaz. Seni motive eden Mevlana'nın olur, İmam-ı Gazan'ın olur, Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel cümleleri, onları kağıda yaz. Böyle ince değil, büyük, koca A4'e bir cümle yaz. Mesela güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bunu yaz, şeye yapıştır, buzdolabının. Başka bir tanesini oturduğun şeye, kapıya yapıştır, parabantıyla yani. 3-4 gün sonra başka vecizeyi al, onu değiştir, onu koy. Yani aklını istikamete koymak, korkudan kurtarmak için akla malzeme veriyoruz. Yani o her daim okumana gerek yok. O kağıt görünce beyin okuyor zaten. Serotonin, dopamin, endorfin hatırladığım kadarıyla madde eksik olabiliyor. Yaşarken de doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru şey yapacağız. Doğru yer camilerdir, medreselerdir. Güzel o ev ortamları. Yani haram olmayan doğru yer böyle. Doğru zamanda, şimdi saat zannediyorum 10. Sabah namazı kılınmaz. Demek ki doğru zaman, o zamanda ne gerekiyorsa Allah'ın emrini onu yap. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla, negatif insanlarla elinden geldiği kadar oturup kalkma, seyahat etme, yemek yeme. Elinden geldiği kadar ticaret yapma, ama beşeri münasebetlerde zaten mal alıp veriyorsun ama
Uzun süre negatif, olumsuz insanlar oturup kalkma. Ne yaptık? Doğru mekan, doğru zaman, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Yani doğru iş yapmak da işin Allah'a onu söylediğini yapmak. De, bu kadar kardeşim. Zor bir şey değil. Hayat çok güzeldir. Çok doğuştur. Ahireti nazara alıp bakarsak, yaşarsak dünya bir süreçtir. Ustad da sıkılmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam da sıkılmış. Ustad alem İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhuma hissediyorum dedi ve bir gecede sıkıntıdan 9 tane dişi düşmüş. 9 tane dişi düşen bir ustadın talebesiyiz ya. Allah Resulü'nü düşün. Nasıl bir yöntem kullanmış? O da sıkılmış. O da sizin gibi bir insandır diyor. Beşerdir diyor Kur'an'da. Sıkıldığı zaman bir bak kullandığı yönteme bak. Bunu hemen söylüyorum çabuk ama 60 senede kazandım, araştırdım, buna gönül verdim. Allah Resulü sıkılmaz mıydı? Ne yapardı diye merak ettim. Bir, sıkıldığı zaman Munacat-ı Rahman yapardı. Allah'a dua ederdi. Tilaveti Kur'an yapardı. Kur'an okurdu. Sohbet ihvan yapardı. Dava arkadaşları ile sohbet yapardı. Bazen Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'a giderdi. Ya Ebu Bekir sohbet et beni rahatlat derdi. En önemlisi bunların yanında Hazreti Hatice'si ile radıyallahu anha ayakları başımın üzerine olsun. Bu nasıl bir vefa abidesi. Hazreti Hatice bir zaafım var biliyorsunuz. Çok acayip vefasından dolayı. O Hazreti Peygamberimize sahip çıktığından dolayı ona acayip bir sevgim var, anlatamam. Herkes bir taraf, Hazreti Hatice'miz, annemiz, validemiz bir taraf, dünya benim dünyamda. Demek ki Hazreti Hatice'siyle sohbet ederdi, Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir'le sohbet ederdi. Bazen Bilal Habeşi ezan okur atlat derdi. Bazen sahabelerden zannediyorum Ebu Said-i Hudri çok yanık güzel Kur'an okurdu, ona Kur'an okuttururdu. Güzel bir Kur'an yani böyle yanık. Kur'an okurmuş. O sahabeye derdi ki Kur'an oku, rahatlat. Estağfurullah ya Resulallah. Kur'an size geldi dedikleri zaman o da dermiş ki evet Kur'an bana geldi ama hepimize geldi. Başkasından da duymak severim demiş. Yürürmüş. Bedensel hareket. Ustad da Çam Dağı'na bir saat çıkarmış. Bir saat inermiş. Mutlaka beden hareketi yapıyor. Ben de dershanede bunları anlatırken bak dolaşıyorum. Mutlaka spor fiil. Çünkü Eyüp Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ya Eyüp depren. Yani hareket et ya Eyüp şifa olması için. Yatıp durma kalk. Demek ki ustad da Çam Dağı'na bir saat çıkarmış ve inermiş. Hazreti Peygamber de yürürmüş. Deveye binermiş. Ayşe'siyle yarışırmış. Mulatife ederlermiş. Latifeleşirlermiş. Şaka yaparlarmış. Latife olmalı dermiş. Demek ki Hazreti Peygamber Kur'an okurdu sıkıntısında, ayrete namaz. Şimdi mesela dua var, kapatınca ben inşallah meşgul olacağım. Kur'an, namaz, dua, Hazreti Hatice'siyle, Hazreti Ebu Bekir'le, sahabeleriyle sohbet eder. Bilal abi şeyzan okuturur. Ebu Said-i Hudri ona Kur'an okuttururmuş rahatlamak için. Spor yapardı, şimdiki tabirle spor. Yani yürürdü, hareket ederdi, çarşıp pazarda böyle ticaret yapardı. Öyle kimsenin namert, kimsenin şeyle ilaşesiyle geçirmezdi. Peygamberin hayatı da böyle. Büyük zatlar da öyle. Mutlaka bir bedensel faaliyetler de yaparlardı. Mutlaka. Rabbim emanet olun. Dilimin döndüğü kadar bu kadar. Şu anda belki masamda otursaydım dediğim gibi biraz da fazla değişik şeyler de anlatmış olacaktım ama el arifu tekfül işara arife yani merak edene. Risale-i Nur külliyatının hasreten 21. söz vesveseden 13. lema şeytandan istiaze 13. şua nasıl konuşayım, nerede ne yapayım, nerede ne konuşmayayım mevzularını ve laikalarda yap yapma de deme git gitme Kastamonu laikasında bunu bulursunuz. İçsel alemimizin hareketliliğini dengesini de yani içimizdeki hislerin fikirlerin birbirine çelişen ve çatışan hareketliliği de Emirdağ laikasında buluruz. İnsan geleceği de merak ediyor böyle hadisat-ı azime. Yani siyasi durumları da merak ediyor. Bunu da Sikke-i Tasdik-i Gaybi kitabında yakın tarihten doğru bir şekilde neler olmuş mazide iman küfür mücadelesini öğrenmek istiyorsan da Bediüzzaman Hazretleri'nin tarihçi hayatından tarihi sırf galip olanların yazdığı tarihten değil onunla beraber mağlup olanların tarihlerini de okuman için Bediüzzaman'ın tarihçi hayatı güzel bir kaynaktır. Öğrenmek isteyenlere bunlar yetiyor. Geçen böyle şarlatanlara ilk önce gitmelerine şaşırıyorum. Yok o dedi de ya bırak şarlatanları bırak.
Hekim Azık, Allah'ını Kur'an'ını bilen Müslüman doktora git, ilaçlarını kullan. İlaç şuna benziyor, delilik değildir bu psikolojik hastalık ilaçları. Ayağın kırılsa, baston kullansan, kalıp kullansan senin şahsiyetin mi gider? Baston kullanıyor. Ya kardeşim, baston ayağımızı düzeltmiyor ki, düzelmesine vesile oluyor. Ayağımızı Allah düzeltiyor ama dedi ki adetullah kanunu bu aleti kullan. Yani sen başın ardıza aspirin kullanmakta şahsiyetin gitmediği gibi bazı maddeler vücutta eksik olunca bazen sıkıntıya sebep olur. Bazen kahkaha ile devamlı güler. Bazen yorgunluk devamlı olur. Bazen özel hayatın olmaz. Ya bu maddelerle de alakası var yani. Her şeyi cine şey yapmak işimize geliyor. Gözükmeyen dünya olduğu için istismar sahası da müsait. Peki hep bunlardan topla. Neyi önerirsin? Şunu önerir. 1. Namazını kıl vaktinde. Namazını kıl, tesbihatını yap. Kur'an'ında mutlaka her gün sayfan olsun. 1, 2, 3. Mutlaka Kur'an'dan sayfa oku. Kur'ansız hayata başlama. Kur'ansız bir günün geçmesin. Allah Resulü'nün hayatı bu. Hizbul Hakaiki Nuriye var. Bediüzzaman Hazretleri, peygamberlerin ve büyük zatların vasıflarının ifade edildiği münacatları, duaları, istiğfar, nedametleri nincem olduğu Hizbul Hakaiki Nuriye, büyük cevşen diye söylenir. Mutlaka oradan bir şey oku her gün, birkaç sayfa. Okuma tembelliğin oluyorsa şirketler yapılmış. Yani gruplar yapılmış. Bizde de var. 2000 küsür kişi var. 30'a bölünmüş. Herkes bir tanesini, ben biri okuyorum. Ötekisi 18 okuyor. Ötekisi 29 okuyor. Ötekisi 30 okuyor. Ötekisi 13 okuyor. Dolayısıyla her gün bir tanesini okuyarak 30 günde tamamlıyorsun. Ama her gün bir tane okuyarak bir günde 2000 defa bitmiş sevabını yazılıyor. Demek ki namaz dedik, Kur'an dedik, Hizbul Hakaiki Nuriye dedik. 4. Hizbul Kur'an var. İstanbul trafik plakası 34'tür. Emirdağ 1, ustadın Emirdağ 1 layıkası 34. sayfada Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Hizbul Kur'an işte bu psikolojik vehim, vesvese, korku, evham, panik, içsel çöküntüye alakalı hiç namerte kimseye muhtaç olmadan Kur'an'dan seçilmiş ayetler bir araya getirmiş. 34. sayfada diyor ki bu okunduğu zaman hiçbir vehim ve vesvesenin gelmemesi. Tamam mı? Gelmiyor. Onu okurken gelmiyor. Gelmez. Ne? Kur'an'dan seçilmiş. Bakara'dan almış. Şuara suresinden almış. Furkan suresinden almış. Almış. Yani ustad bir araya getirmiş. Sen bunu toplayamazsın Hasan dedi. Adeta. O Kur'an'dan seçilmiş ayetler. Bak kimseye muhtaç oldun mu? Yok. Bak elinde var yani. Hangisini okuyayım? Hocam hangisini okuyayım? Bir sürü istismarcılar var ya. Hizbul Kur'an'da aldın mı? Tamam. Her gün sabah akşam en az 10'arşar dakika Risale-i Nur'dan oku. İlgini çekenlere üşenme. O vecizeleri defterin olsun. Mesela biraz önceki verdim ya vecize. Diyelim ki güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. O onu okurken senin alemin, onu yaz. Alemine şöyle güzel bir cümle düştü bunu izah adına. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. O alemine düşen oraya ait mutlaka mana olur. Üşenmeden değişik kalem rengiyle de yaz. Diyelim kırmızı kalemle Risale'deki metni yazdın. Mavi kalemle de senin alemine düşen manaları yazdım. Ne yaptık abiler? Namaz dedik. Kur'an dedik. Hizbul Hakaiki Nuriye. Yani Büyük Cevşen'den okuyoruz. Yani bunlar dediğimi çok fazla şeyini tutmaz. Toplam senin günde hayatında en fazla bir saatini alır. Top her şey. Hizbul Hakaiki Nuriye, Büyük Cevşen dedik. Hizbul Kur'an dedik. Sonra Risale-i Nur'dan okuyoruz. Etti mi 5? Bir tane de. Haftada 1-2 defa sohbete git. Sohbete git. Böyle langur lungur herkese gitme, psikolojiyi bozan, gıybetine vesile olan, iftira ima eden, siyasi olan ama sohbetinde siyasi böyle çaktırmadan bazı siyasi figürleri hedefe koyan değil. Yani kısacası Risale'nin dersine git, dersine git, haftada birkaç gün derse git. Tüm bunları yaptın mı abi? Yaptım. Gidiyorsun, yaşıyorsun. Gene sıkıntı oluyorsa, doktora git. Doktora git. Çünkü Üstad 13. lemada bazı fena madenleri aktif oluyor. Onu tıpta işte 3 tane madde var galiba, öyle hatırladım. Androfin var, selatorin var, depamin maddesi var, haplar. Yani öyle hatırlıyorum. Onlardan bir tane verir. Hekim Azık,
öyle sen bitmişsin, şimdi kadar neredeydin, ölmen lazımdı, şey oldu böyle yapan doktora değil. Hekim azık var. Yani Müslüman hekimler var çok şükür. Var yani mesela. Benim de dershane bizi bakan kardeşimiz, dersimize gelen doktorumuz var. Bir şey mi ağrıdı zaten? Ya diz kapağım ağrıyor, ne yapayım diyorum. Öyle. Sen ne önerirsin? Ya kardeşim, Allah'ın iki türlü kanunu var. İrade, subutu sıfattan olan Allah'ın irade sıfatından kainatta Allah kurallar koymuş. Bu da Allah'ın şeriatıdır. Şartları yani yüksekten atlama, yere çakılırsın. Zehir içme, ölürsün. Doğru beslen, raf gıdalarını yeme diyor. Bu da ayet yani. O hazır gıdaları yeme, sen yap. Gedolu şeyler yeme. Tamam, en önemlisi de o mısır mesela. Bu nedir? İrade sıfatından gelen kainattaki adet ilahiler. Bir de Kur'an'da manevi emirler var. Yap, yapma, de, deme, git, gitme, haramdır, zinadır, içkidir. Bu da evamirte. Bu kelam sıfatından gelen Allah'ın kanunu. Bu da Kur'an'ın emirleri. Bediüzzaman diyor ki, irade sıfatından gelen doğa kanunlarına uymak, mükafatı cezası ekseri dünyada olur. Uyarsan dünyada karını görürsün, uymasan dünyada zararını görürsün. Çoğunlukla. Kelam sıfatından gelen Kur'an'ın emirlerine uymak çoğu menfaatını, ekser %90 karını ahirette görürsün. Dünyanı da tanzim eder. Zaten dünyana da yeter. İki türlü Allah'ın kelam var. Biz ne dedik şimdiye kadar anlattıklarım? Kelam sıfatından gelen, Kur'an'dan gelen tavsiyeleri topladım. Şu belki 5-10 dakika dinliyorsun ama 60 senelik birikimini aktardım. Saham kadar, ehli olduğum kadar aktardım. Bu kelam sıfatından geliyor. Şeyini alıyorsun, ücretini alıyorsun. Name en önemlisi olumsuz ortamlardan, olumsuz meyhaneden, kahveden. Mesela TikTok'lar, YouTube'lar, televizyonların önünden kaç kardeşim. Hepsinin sonucu olarak söylüyorum. Bunu yaptıktan sonra her şeyle tesir edebilmesi için ilaçta, psikolojik tedavi dahi, yani okumalar dahi, her şeyin tam isabet olabilmesi için bir terkin olacak, iki tecerrütün olacak. Ne demek? Terk, günahları terk edeceksin. Yani Einstein dediği gibi aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek ahmaklıktır. Doğru demiş adam. Fena ve fani bir adamın güzel bir sözü bu. Terkimiz olacak. Terk, hariçteki terk edeceğiz. Eğer hanımsa tesettürüne girecek, adamsa takvasını olacak, göz kapaklarına dikkat edecek. Televizyonlara, internetlere muhatap olmayacak ya. Uzak duracaksın. Bir, tecerrüt de iç alemini ahlak-ı seyyeden, yani ahlaksız böyle şeylerimizden uzak olacağız. Ahlakımızı düzeltmeye çalışacağız. Hasetten, gıybetten, nefretten, öfkeden, intikamdan, ne bileyim böyle suizandan, tulu emellerden, kinden, inattan, inat Nemrut meşrebidir, kibir Firavun meşrebidir, dalalet ve gaflet de Şeddad'ın mesleğidir. Dalalet vahiye kulağını kapatmak, gaflet ahireti ölçü yapmamak dünyadan. Yani dalaleti maziye sar, gaflet istikbale kör anlamında. Demek ki terkimizi çoğaltacağız, terk, günahlar tamam. Bir de tecerrüt. Kibirden, inattan, suizandan, gıybetten, intikamdan, böyle ahlak-ı seyyeden tecerrüt edeceğiz. Bu kadar basit kardeş. Hayat zor değil. Hayat çok güzeldir. Yaşamak çok hoştur. Çünkü niye? Hayatından daha değerli bir şey hayatına gaye yaparsan hayat anlamını bulur ve sıkıntılar, dertler yukarıya çıkmaya basamak olur. Niye? Hayatından daha değerli bir şey hayatını gaye yaptın. Hayatından daha değerli ne var sende? İman. İmanı aktif et. Ceddüdü imanekum bila la ilahe illallah. İmanınızı tazeleyin diyor Allah Resulü. Bediüzzaman Hazretleri mektubatta anlatıyor. Yani imanınızı tahkik iman yap. Devamlı imani mevzularla, risalelerle meşgul ol. Bu hayatından daha değerli bir şeyin yok. Hayatından daha basit şeyleri hayatına gaye yaparsan hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Basamaklar da aşağıya doğru olur. Kelaya doğru, bodruma doğru gider. Tamam? Hayatından daha değerli bir şey imandır. Hayatından daha değersiz şeyler sefahattır, dünyadır, hırstır, mal biriktirmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her bir ümmetin diyor imtihanı
farklı benim ümmetimin imtihanı mal biriktirmek olacak diyor. Birbirine cakka yapmak malla olacak vesaire. O zaman adam veya kadın hayatı niye anlamsız olmuş? Niye yaşamaktan ürküyor, korkuyor? Çünkü hayatından daha değerli şeyi hayatına gaye yapmamış. O zaman hayatından daha değersiz şeyleri hayatına gaye yaparsan merdiven gibi aşağı doğru gidiyorsun. O kadar kolay, hiç zorluk yok bunda. O kadar büyük şey ki, o kadar büyük nimet ki bunlar. Saydıklarım şey, iki şey yapacaksın. Terk ve tecerrüt. Bir, bedensel hayatımızı, iki, ruhsal hayatımızı tamir ediyoruz. Bedensel hayatımızı haramlardan uzak tutarak, ruhsal hayatımızı da güzel ahlaklarla donanmaya çalışıyoruz. Bir anda bunlar olmaz ama bir intikam peşinde olmayız. Ya içimden geçiyor. İçinden geçeni yapmadıkça, konuşmadıkça Allah Resulü sevaptır diyor. Mesela kes onu, doğru onu, ağzını payını ver, git onu, yap onu, aç onu, bak onu gibi içimizden doğan o istekler uymasan, içinden doğanla günah yazılmaz. Onu söylemedikçe, yapmadıkça tam tersine büyük cihattır. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima sevgili canım kardeşlerim. Rabbim maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi arzi, taunlardan, tufanlardan, zelzelelerden, her türlü afat-ı semaviye ve arziyeden, ruhiye ve bedeniyeden hıfz-ı emin eylesin sizi, sizin sevdiklerinizi, çoluk çocuğunuzu, evlad-ı yanınızı, hepimizi Allah muhafaza eylesin. Aklımıza istikamet, doğru istikamet, kalbimize doğru muhabbet, ruhumuza doğru davaları nasip eylesin. Amin, amin, amin. El-Fatiha, temas, salavat.